konuşmada anomali tespitinden bahsedeceğiz. Anomali tespiti nedir? Anomali tespiti bir veri kümesinde verinin normal davranışına uymayan beklenme durumların veya kalıpların bulunması için kullanılan makine öğrenmesi algoritmasıdır. Zaten isimden de tahmin ediyoruz algısı çıkma olduğunu. Anomali tespiti örnekleri, yani daha doğrusu anomali tespitinin kullanıldığı yerlerin örnekleri dolandırıcılık, sahtekarlık tespitleri, işte hatalı üretim tespitleri ve veri merkezlerinde bilgisayarların çalışmasının kontrolü için kullanılabiliyor anomali tespiti. İşte birincisini biraz daha açarsak, dolandırıcılık, sahtekarlık tespiti derken neden bahsediyorum? Diyelim ki işte bir banka kullanıcılarının hesap akışlarını kontrol ediyor. Normalde sizin işte kredi kartından yaptığınız harcamalar sınırlı, belli, işte belli bir miktar geçmiyorsunuz. Birdenbire 10 katını falan harcadığınızı fark ediyor banka. O zaman ne yapacak? Buna bir dur diyecek. Burada bir gariplik var, bir anomali var. Bu işlemi gerçekleştirmeyelim diyecek, değil mi? İşte bunu yaparken hani kime dur diyeyim, hangi işleme dur diyeyim, hangi işleme devam diyeyim derken de anomali tespitini algoritmasını kullanacağız. Fakat tabii burada bahsedeceğimiz örnek biraz daha farklı olacak. Algoritmanın kurulmasını anlatacağım şimdi. Şimdi, algoritmayı kurarken faydalandığınız matematiksel araç Gauss dağılımı. Gauss dağılımı, buna da normal dağılım da diyoruz. Hatta normal dağılım bence daha güzel bir isim. Gauss dağılımına örnekler mesela ne olabilir? İşte buradaki tüm insanların boy dağılımına baksam, kilo dağılımına baksam, bu bir Gauss dağılımına uyar. Yani sizin buradaki insanların toplamının bir ortalama kilosu vardır. Bazı insanlar çok zayıftır, o şuralarda falan kalır onlar. Şuralarda falan kalır. Ya da bazıları çok şişmandır, onlar da buralarda kalır. Ama ortalamada insanların şu kısımda bir şu değerler arasında bir kilo dağılımı vardır. Şimdi Gauss dağılımını matematiksel olarak tanımlarken iki parametreden yararlanıyoruz. Birisi yaklaşma mı? Birisi ortalama, mu ile göstereceğiz. Tüm konuşma boyunca bunu mu ile göstereceğiz. Diğeri de varyans. Aslında varyans değil de daha çok standart sapma belki bize içgüdüsel olarak daha şey verecek, daha iyi bilgi verecek. Ama işte neden varyanstan bahsettiğimi de sonra daha net anlayacağız. Ortalama, bildiğimiz ortalama. Gerçekten işte o dediğimiz boyların toplamının kişi sayısına bölünmesiyle elde edilen şey. Şuradaki şuradaki sigma dediğimiz, sigma kare dediğimiz, sigma karenin karekökü olan sigma da bunun verinin ne kadar yayıldığıyla alakalı bir şey. Veriniz ne kadar, veri içindeki değişiklikler ne kadar yayıldıysa sigmanız o kadar büyük oluyor. Mesela burada çok güzel özetlemiş. Sizin verinizin %68'i şu aralıktadır. Sizin işte nasıl söyleyeyim bunu? Yani şey aldığınızda bu bir tane sample'ınız var, bir tane örnek uzayınız var. Bu örnek uzayından bir tane örnek aldığınızda bunun burada olma olasılığı %68, burada olma olasılığı %95, burada olma olasılığı ise %99.7. Buranın dışına çıktığınızda olasılık artık çok azalıyor. Yani en yüksek olasılık aslında şunla şunun arasında bulunma olasılığı. Sonra gittikçe, daha doğrusu burada karşılaşma olasılığınız daha fazla. Sonra gittikçe daha da yayılmaya başlıyor. Umarım bu sırada yanlış bir şey söylemiyorum bazen. Ne dediğini de tamam. Şimdi dedik ki Gauss dağılımını belirleyen iki tane parametre var. Bu parametrelerden birisi mu, birisi sigma dedik. Ya da sigma kare. İkisi de birbirinin kardeşi. Hiç fark eden bir şey yok. Ya var ama bizim için fark eden bir şey yok. Bunu şu şekilde kodlayabiliriz. Tabii diyelim ki bir örnek setimiz var. X, bir x, m şeklinde m tane
tane örnekten oluşan bir eğitim setimiz var ya da bir datamız var artık Türkçe'ye nasıl çeviriyorsak. Buradaki değerleri alıp toplayıp işte değer sayısına böldüğümüzde bu bize ortalamamızı verecek. Bu en iyi anladığımız şey. Sigma kare ise bu değerlerin ortalamadan ne kadar uzaklaştığını ölçmek için her bir değerin ortalamadan ne kadar uzaklaşmış bu diye bakmak için her bir değerin mü'den olan farkının karesini alıp toplayıp bölüyoruz. Böylece sigmayı elde etmiş oluyoruz. Tabii bu iki garip parametreyi neden elde ediyoruz? Çünkü dağılımı görmek istiyoruz. Dedik ki dağılımı bu belirliyor. Evet, gerçekten dağılımı belirliyor. Dağılımın matematiksel formülü bu şekilde. Çok da daha önce görmediyseniz kafanıza takmanıza gerek yok. Enci öyle diyor en azından böyle şeylerde. Şöyle, şurası normalize etmek için. Çünkü bu bir aslında olasılık dağılımı veriyor, Gauss dağılımı. Bir olasılık dağılımı verdiği için toplamının siz bu olasılığın ne beklersiniz? Olasılığın 0'la 1 arasında olmasını beklersiniz. Bir olasılık yoğunluğu veriyor diyeyim daha doğrusu. Siz bunu topladığınızda toplamı 1 etmesi lazım. Şurada belki daha anlaşılır olacak. Şundan bahsediyorum, şunu niye koyduğumdan bahsediyorum. Bu toplamın 1'e gelmesi için şu bölüm terimini koyuyoruz. 1 bölü 2 pi sigma kare garip bölüm terimini koyuyoruz. Burada daha anlaşılır olacak mı dediğim. Eğer şey ortalamanız sıfırsa, yani ortalama değeriniz sıfırsa, mü sıfırsa, sıfırda görüyorsunuz peak yapıyor. Sigma kare eşittir 1 ise şöyle bir yayılma var diyelim. Bu bizim işte baz alacağımız grafik olsun. Sigmayı, mü'yü değiştirmediniz, sigmayı değiştirdiniz, birden böyle yayılmaya başlıyor. Ne oluyor? O zaman yüksekliği de düşüyor. Neden böyle oluyor? Çünkü işte dediğiniz gibi bunun altındaki alanın yani toplamın, tüm olasılıkların toplamının biz 1 olmasını bekliyoruz. O yüzden dağıldığı anda oradaki alan öteki yerlere dağılacağı için ne oluyor? İşte daha yayvan ama daha böyle düşük yükseklikte bir şey elde ediyoruz. Eğer ortalamayı kaydırırsanız tabii ki peak yaptığı yer, yani en yüksek değeri aldığı yer kaymaya başlıyor. Burada ne almışız? Burada eksi 2'ye çekmiştik mü'yü ama sıfırda gözüküyor. Bunu yanlış yazmışız. Burada mü sıfır bari bir şekilde en yüksek olduğu yer. Ama sigmayı küçültmüşüz. Sigmayı küçültünce de daralıyor. Daha yüksek bir grafik elde ediyoruz. Şimdi biz anomali tespitini anlarken ve anlatırken hatalı sonuçları nasıl belirleriz problemini çalıştık. Neden bahsediyorum? İşte diyelim ki bir sürü sonucu bilgisayarımız var. Bunların belli nitelikleri var. Ve siz bu nitelikleri kullanarak hangi sonucular hatalı çalışıyor, hangi sonucular, hangi özellikleri gösteren sonucular hatalı çalışıyor o anda, onu tespit edebilirsiniz. Şimdi burada mesela datamızı görüyoruz, datamızı okumuşuz. İki nitelikle başlayacağız. Görsellik açısından, çünkü böylece size gösterebileceğiz tam olarak anomaliler dağılımın neresinde kalıyor, ne yapıyor, ne ediyor diye. Daha sonra daha gerçekçi bir örnek yapacağız. Aynı problem için, hatalı sonucuları belirleme problemi için 11 nitelikten oluşan bir data veri seti alacağız ya da diğer veri kümesi alacağız. Şimdi toplamda bu kullandığımız veride 307 tane, evet sorunu yazdırdığıma göre 307 tane verimiz var. 2 tane niteliğimiz var. Birisi tepki süresi, bilgisayarların, sunucu bilgisayarların tepki süresi. Bunu işte milisaniye ile ölçüyoruz. Diğeri de akış hızı, veri akış hızı aslında. Onu da megabayt bölü saniye ile ölçüyoruz. Görselleştirmek adına hemen sunucuların dağılımı göstereyim. Sunucuların dağılımı bu şekilde.
bunlar falan anomali olduğu çok açık. Yani diğer herkes burada takılırken bu adamlar dışarıda takılıyor. Demek ki bunlar anomali diyoruz. Peki o zaman niye algoritma kurayım? Yani madem gözümle görüyorum. İki nedeni olabilir. Biri çok fazla boyutunuz olabilir. Yani böyle gözünüzle görebileceğiniz, grafik çizebileceğiniz kadar nitelik sayınız olmayabilir. Diğeri de şimdi siz bunların hangilerini anomali diyeceğiniz o kadar her zaman bu kadar net olmayabilir. Hatta burada da çok net değil. Mesela şunlar da belki anomali. Belki sınırınızı şöyle çizeceksiniz. Diyeceksiniz ki şu özelliklere sahip olanlar tamam süper çalışıyor. Ama şunlar falan da kötü çalışıyor belki. Öyle tecrübeleriniz oldu. Ona göre tespitte bulunacaksınız. Yani amacınız ne olacak? Anomalileri belirlemek olacak. Bunu yaparken de aslında kimlerin anomali olduğunu belirlemek için bir model kurmak olacak derdiniz. Bunu şurada bir şey kaçırdım. Acaba burada anlatacağımız neydi? Burada da işte veri de kullanacağımız bir veri hakkında daha fazla bilgi vermek adına yapmışız ama bunu bahsettik zaten geçiyorum. Tamam. Gelelim modelimize. Dedik ki tamam elimizde bir veri seti var artık ve bu veri setinde veri setine bakıp kimler normal davranmıyor ona bakacağız. Onun için de bir model kurmamız lazım. Modelimizi nasıl kuracağız? Dediğimiz üzere bir Px fonksiyonundan yararlanacağız. Px fonksiyonu dediğim işte göreceğiz. Gaussian ya da normal dağılım dediğimiz o fonksiyonun olasılık ne derler? Olasılık yoğunluğu ile alakalı olacak. Şimdi ben burada bunu kısaca Px deyip geçmek istiyorum. Px seviyelerine bakacağız. Bunu böyle topografik haritalardaki gibi düşünebilirsiniz. Yani içe doğru gittikçe bu halkaların değerleri büyüyor. Dışa doğru gittikçe halkaların değerleri küçülüyor. Mesela şurada 10 üzeri eksi 2 sarıyla yazıldığı için gözükmüyor. Burada 10 üzeri eksi 4 gittikçe dışarı gittikçe 10 üzeri eksi 12'lere düşüyor. Bunlar bize olasılık seviyelerini verecek. Ne olasılığı? İşte ne kadar normal koyduğumuz data, ne kadar anomali olma olasılığı var koyduğumuz datanın aslında ne kadar normal koyduğumuz yani kullandığımız diyelim şuradan bir örnek aldık. Bunun normal olma olasılığı, bunun normal olma olasılığından daha fazla olacak. Çünkü bu tepeye daha yakın bu adam. İşte yine topografik bir harita gibi düşünürsek bu adam tepeye daha yakın olacak. Onu henüz söyleyemiyoruz. Neden? Şu anda söylesem, yani o biraz subjektif bir mesele. Yani elindeki veriye göre böyle bir şey başlar. Onu şu anda yapamıyorum. Neden? Aslında tam algoritmanın olayı o. Acaba hangi değerden sonra anomali? Çünkü problemi de evet eşit de bir eşit değeri seçeceğiz. Çünkü probleme göre de değişen bir şey bu eşit değeri. Kime göre anomali? Hangi problemlerde, ya problemin kendisine işte gerçekten işte özeline göre seçtiğiniz bir şey eşit değeri. Hassasiyetiniz de farklı olabilir. İşte anomali saydığınız şeyler kişiden kişiye, problemden probleme, şirketten şirkete değişebilir. O yüzden de şimdilik ondan bahsetmiyoruz. Ama gerçekten amacımız değişikliği seçmek olacak. Diyeceğiz ki bu halkalardan hangisini seçsek, hangileri içindekileri normal dataymış gibi alıp, hangileri işte dışarıda kalanları da anomali olarak işareteceğiz zaten. Hangi çemberin içinde kalanları normal data olarak seçelim diyeceğiz. Tam olarak bunu diyeceğiz. Bu bizim eşit değerine epsilon diyeceğiz. Eğer px epsilondan küçükse anomali diye işaretleyeceğiz. Mesela şunu anomali diye işaretleyeceğiz. Diyelim ki sarıyı seçtik epsilon olarak. 10 üzeri eksi 2'yi seçtik. Eğer 10 üzeri eksi 2'den küçük bir yere denk geliyorsa bizim data noktamız, veri noktamız o zaman bir ne olarak işaretleyeceğiz? Anomali olarak işaretleyeceğiz.
etik koşullarını biz programa veriyor muyuz yoksa o kendisi mi? Çünkü şey düşündüm hani belki sadece bir yönden anomalidir çalışma şekli olarak. Nitelik seçimi de önemli orada. Yani söylediğin şey doğru. Biz şimdi iki niteliğe bakıyoruz. 11 niteliğe baktığında farklı sonuçları alacağız. Onu göreceğiz aslında. Yani eşitlerimiz farklı olacak 11 nitelik kullanınca. O zaman şöyle bir şey olmuyor mu? Anomalilik spektrum gibi olmuyor mu? Spektrumdan kastım. Yani şöyle yani. Bir nitelikte doğru çalışıyor, bir nitelikte yanlış çalışıyor. Yani sen de yanlış çalışıyorsa anomali mi diyoruz? Yani en az bir... Tam yanlış çalışma değil de gene oraya gelmediğim için belki çok anlaşılıyor. Belli tecrübelerimiz var. Bir şeyin anomali olup olmadığına dair tecrübelerimiz var. O tecrübeleri kullanarak yola çıkacağız. O zaman evet bir sonuç verecek. Ama ne kadar çok nitelik kullanırsanız, ya öyle demeyeyim, ne kadar çok nitelik kullanırsanız demeyeyim. Ama nitelik sayısı arttıkça daha kesin sonuçları elde etmeye başlayacaksınız. Sizin şimdi belli eşitleri seçip sahip olduğunuz bir takım tecrübeler var. Ona göre de şey yapmışsınız, yani bunlar anomalidir diye işaretlemişsiniz. O data, o veri setinden faydalanacağız. O biraz daha ileride gelecek. Eğer hala soru varsa şey yapalım, konuşalım. Şimdi yapacağımız şey şu olacak anomali bulurken. Önce modelimizi kuracağız. Ki daha kurmadık. Sadece bir modelimiz olsa ne olurdu diye bahsettik. Sonra bir eşit değeri belirleyeceğiz. Ona epsilon diyeceğiz. Sonra işte zaten veri test verimiz ya da işte biz test verisine bakmıyoruz. Direkt verinin kendisi, eğittiğimiz verinin kendisi de aynı zamanda test verimiz burada. Test verimizin olması gerekiyor. Bunları koyup daha önce de söylediğimiz gibi eğer epsilon'dan küçükse bu modelden elde ettiğimiz sonuç şey diyeceğiz, anomalidir diyeceğiz. Değilse de anomali değildir diyeceğiz. Zaten burada amacımız anomalileri saymak, kimler anomali onlara bakmak. Şimdi soracağım sadece. Bir slide açar mısın? Evet. Burada veri test pil reaktörleri işte belirlediğimiz cut-off'tan küçükse diye şey yapıyoruz. Evet, evet. Machine learning bunun neresinde? Yani bu çok kural bazlı. Bu bir machine learning algoritması mı? Şöyle, aslında machine learning şurası var, bir eğitme verin var. Tamam. Bir eğitme verin var başta, şey var. İşte ne verdik? İşte sonucu bilgisayarların niteliklerini verdik. Bu eğitme verisine göre sen bir dağılım belirliyorsun. Dağılıma göre aslında dağılımı oradan çıkarıyorsun. Ondan sonra eşit değeri seçeceksin. O eşit değerini seçmeler falan direkt gözetimli öğrenmeye benzeyecek. Çünkü labeled setlerden faydalanıp etiketlenmiş setlerden faydalanıp seçerken otomatize bir şekilde mi seçilecek? Evet evet. Tamam. Onu biz kafamıza göre seçmiyoruz. Tamam. Subjektif devrimin nedeni biraz probleme ve sizin hassasiyetine dair. Ya evet şey deseydim tabii ki o başta gösterdik ya sigma 2 sigma 3 sigma 3 standart sigmadan sonrasını üretmem ben falan öyle şey diyen vardı işte 3 sigmadan sonrası için sabah kalkıp işe gitmem falan diyen deneyiciler vardı. Öyle değil bu. Burada tamam. Biraz daha siz otomatik olarak seçiyorsunuz problem çünkü özel. Problem özel oluyor. Çünküsü yok. Şimdi ne dedik? Bunu söyledik. Modelin bulunması. Dedim ki tek iki derdim kaldı. Şimdi sonunda kullanacağım fonksiyon bu. Anomaliyi bul. Anomaliyi bulmak için dedim ki veriye ihtiyacım var. Tamam veri elimde. Modele ihtiyacım var. Onu kuracağım. Epsilon'a ihtiyacım var. Onu da seçeceğim. Modelin bulunması. Model fonksiyonu işte normal dağılımı neden anlattık? Bu yüzden anlattık. Model dağılımı Px tarafından belirlenecek. Normal dağılım tarafından belirlenecek modelimiz. Diyelim ki işte Z tane örneğimiz var. Burada biraz notasyonu anlatmak adına bunları geçiyorum. Çok karışıksa çok da uğraşmayabiliriz ama B tane örneğimiz var. Bu B tane örneğin işte bir tanesini alıyorsunuz.
kulağıma bakarsanız da bu şekilde gözükecek. Şurada Nair Bayas gibi bir yaklaşım yapıyor muyuz? Nerede? Burada mı? Hayır, bir sonraki de kimya alımları şeyler, özünüz ettiğim kimya alımlarının çarpımı olarak yani ayrı ayrı kimya alımları tabii çarpacağız. Orayı da anlatıyor. Tamam. Şimdi onlar bir diğeri bir taraf evet, yok. Hepsini ayrı ayrı bulduktan sonra ikisini de birer dağılım buldum. İkisini birleştirmek için ne yapacağım? İki tane olasılık yoğunluğu var. İki yoğunluğu çarpıp aslında iki tane girdi alan, bir tane çıktı veren bir fonksiyon bulacağım. O da onun görünümünde üç boyutlu olacak, onu da göreceğiz. Ama ondan önce bu Px'i nasıl hesaplarız? Onu yazmış. Evet, onu yazmışız. Ona bakalım. Bir kere burada hatırlamamız gereken şey x'in etiketlenmemiş bir eğitme verisi olması. Bu modelin içinde ortalamasını, varyansını hesaplıyoruz eğitme verisini. Sonra her birinin olasılıklarını bulup olasılık fonksiyonlarını çarpıyoruz. Buradaki lambda x konutu sayesinde de bizim elde ettiğimiz şey nitelik vektörüyle aynı boyutta vektör alan bir fonksiyon oluyor. Yani ben bunun içine şey koyduğumda, İki sayı koyduğumda atıyorum 14'e 14 koymuşuz burada. O 14'e 14 demek neydi birincisi? Birinci niteliği 14 olan, ikinci niteliği tepki süresi 14 olan, akış hızı da yine 14 olan bir noktanın verdiği olasılık gibi düşünebiliriz. Olasılık seviyesi olarak düşünebiliriz. Ve bunu gördük zaten. Bunları birleştirince işte bunları çarpınca elde edeceğimiz görüntü bu olacak. Artık üç boyutlu çizmemiz gerekecek. Neden iki tane girdiğimiz var, bir tane çıktığımız var. Şimdi olasılık seviyeleri dedim. Olasılık seviyeleri diye bahsettiğim şey bunlar. Yani bakarsanız, sürekli bir şekilde bakarsanız grafik bu şekilde gözükecek. Belli eşit değerleri seçmek istersiniz. İşte Px'in şundan küçük olduğu, bundan büyük olduğu yerlere bakmak isterseniz bu şekilde gözükecek. Hatta daha açık olsun diye bunun gölgesini düşürürseniz buradaki halkaların bizim o başta bahsettiğimiz olasılık seviyeleri bunlar. Şimdi derdimiz neydi? Modelimizi kurduk. Artık eşit değeri seçimiydi ikinci derdimiz. Çalışmıyorum. Gerçekten çok yorucu tutmak geldiyseniz. Çok daha rahat olmalısınız. Biraz rahat olayım çünkü çok tutmuşarak gidiyorum. Eşit değeri seçimi. Yani şu anda derdimiz eşit değeri seçimi. Modelimiz elimizde. Yerimiz var, modelimiz var, eşit değerimizin seçimi önemli. Zaten algoritmanın en canlı kısmı bu, eşit değeri seçimi. Yani eşit değerini biri bize verse zaten o bir, ya algoritmanın bu ana kadar yaptığı bir şey yok yani. İstatistik yapıyoruz senin de söylediğin gibi. Daha önce, evet. Sabah bir vektörle şimdi var mı? Sen bir geçmiş ayda olurken eksik oluyor şu an. Ne yapıyorum? Orada adam mikrofonu var ama. Onu denedim ben, olmadı. Başka bir mikrofon daha sonra verebiliriz. Çok iyi olur. Biraz da hızlısı gelince panik yaptım. Bahsedeceğiz demiştik. Sözümüzü tutalım. Ne diyoruz?
Yansımcı'nın davranışlarından yola çıkarak etiketlenmiş bir, daha önce değil bu, yanlış yazmışım. Şimdi etiketlenmiş bir doğrulama veri kümesinden yola çıkarak ne yapmaya çalışacağız? Anomalilerimizi belirlemeye çalışacağız. Şimdi anomali tespiti normalde gözetimsiz bir öğrenme türüdür. Bu ne demek? Etiketlenmemiş bir veriyle yola çıkarız. Eğitme verimiz etiketlenmemiştir. Fakat bu işte eşik değeri seçme kısmı biraz aslında gözetimlidir, etiketli veridir. Neden öyledir? Çünkü burada birilerinin bize söylemesi lazım. Anomali dediğimiz şey nedir? Size göre anormal nedir? Bana göre anormal farklıdır. Ona göre anormal farklıdır. Ya da probleme göre anormal diye belirlediğimiz şey farklıdır. O yüzden önce doğrulama veri kümesini okuyacağız. Doğrulama veri kümesinde gördüğünüz üzere tepki süresi, akış hızı daha önce alınmış verilere göre, tecrübelere göre, işte bazılarında anomali çıkmamış, bunlar sıfır olanlar, anomali çıkmayanlar, bir tanesinde anomali çıkmış. Örnek 307 örneğin işte 4 satırını alıp gösteriyoruz size tabii ki. Etiketlenmiş doğrulama verisini eğer şekil olarak gösterirsek böyle gözüküyor. Bakıyoruz. Bunu anomali diye işaretlemiş, bunu anomali diye işaretlemiş. Toplamda 9 tane anomali işaretlenmiş. Hatta bakın siz beklemezsiniz ama normalde burada da anomaliler çıkmış. Yani çok çaktırmamış, herkes gibi davranmış ama düzgün çalışmamış bu makinelerde. Mesela bu da sorunsuz çalışmış, evet. Evet, evet, bu da kaçmış. Mesela bu kaçmıştan öte bu sorunsuz çalışıyormuş aslında. Bu demek. Daha önce birileri bu makinelere bakmış. Buradaki adamlar problem çıkartmış. Bunlar problem çıkartmış. Bu mesela efendi gibi çalışmış, hiç problem çıkartmamış. O yüzden anomali olarak sadece 9 tane veri işaretlemiş. Etiketlemeyi nasıl yaptık? Ben bunu tamamlamadım da. Nasıl? Etiketlemeyi nasıl yaptık? Etiketlemeyi birisi yapmış. Biri daha önce sunucu merkezinde çalışan birilerine demiş ki bu bilgisayarlar çalışmıyor efendim. Anomalileri etiketledi, sıfır. Evet. Bu niteliklere sahip olanlar çalışmıyor. Bunlar anormal, bunlara bir bakın demiş. O yüzden biz buradan bu özelliklere sahip olan bilgisayarların daha önce çalışmadığını, hata verdiğini biliyoruz. Peki bu sarıyla halka içine alınanlar şeyler etiketlenmiş anormaller mi? Modelimin tahmini. Daha modelin tahmine geldik. Tamam. Bu etiketlenmiş bana anomali böyle olur diye gösterdikleri şekil. İşte bu tepki süresi ve akış hızı aslında diğer yemekte olanlar, diğer bilgisayarlara çok benzemesine rağmen sonunda bozulmuş. Evet. Hatta resme bakın, hatırlamaya çalışın. Bu resimle o resim aynı değil. Bu resim böyle. Daha önce baktığımız resim şöyleydi. Oraya da gelmesin vakit olacak ama. Yani bir şeye gidiyor değil mi? Daha önceki baktığımız resim böyleydi. Yani alakası yok ikisinin birbiriyle. Onları yan yana konsanmışım. Bu başka veri. Bu bizim eğitim verimiz. Bu da doğrulama kümesinde aldığımız etiketli veri. Öteki etiketsizdi. Zaten ötekini etiketlemeye biz etiketlemeye çalışıyoruz. Verdiğimiz o. Histogram var. Ben bunu açıyorum. Burada ben mesela support vektörünü az önce ortadan uygulasaydım. Bu tek ortada ikiye sağlam bir çift vektör tekleri başka bir şey. Yılın içindekileri ben de tespit edeyim hocam. Denge kuran bir değerlendirme ölçtü.
Yani şu formülle hesaplıyorsunuz. Hem kesinliği hem hassasiyeti bir katayım işin içine diye. Kesinlikten kastınız ne? İşte doğru pozitiflerin doğru pozitif artı yanlış pozitifleri oranı. Ne demek bu? Doğru pozitif diye bahsettiğim şeyler, şimdi dedim ki benim verim etiketli. Yani anomali ya da anomali değil diye etiketli. Bir ya da sıfır diye etiketli. Doğru pozitif diye bahsettiğim şey, y'nin bir olup tahmin ettiğim şeyin, yani bu şeydir, anomalidir diye tahmin ettiğim şeyin birbiriyle tutması. Diğerinde ise ben anomali olarak tahmin etmişim ama değilmiş anomali. Etiketli veri demiş ki yok, o anomali falan değil. Ona da işte şey diyoruz, yanlış pozitif örnekler diyoruz. Üçüncüsünde işte tahmin etmişim, bence bu anomali değildir demişim. Ama birden anomali çıkmış, o zaman da ona yanlış negatif diyoruz. Bunların oranı, şu arada bakarsanız zaten biraz düşününce aslında mantıklı. Kesinliği verecek doğru pozitiflerin doğru pozitif artı yanlış pozitifler oranı size kesinliği verecek. Yani tahminlerinizin ne kadar kesin olduğunu söyleyecek. Diğeri de doğru pozitiflerin doğru pozitif artı yanlış negatifler oranında hassasiyeti verecek. İkisini böyle kombine edeceğiz. Bize F1 skoru diye bir şey verecek. Böylece ne hassasiyet ne de kesinlik konusunda o kadar düşkün olmayacağız. Ortada buluşacağız gibi. İkisini de sağlayan bir şey. İki konuda da hassas desem hassasiyet bu olur. İki konuyu da göze almış olacağız yani. Çünkü normalde advanced skoru içinde hassasiyeti iyileştirmeye çalışırken kesinlikten kaybediyoruz. Evet. İyileştirmeye çalışırken hassasiyetten kaybediyoruz. Bu konuyu maçı siyasal göreceğiz. Advanced skoru içinde en optimiz eder. Advanced skoru optimiz edersek hem kesinlik hem hassasiyeti. Tam olarak öyle. Şimdi eşit değer seçme algoritması için F1 skoru diye bir şey vardır diye de bahsettikten sonra eşit değer seçme algoritmamızdan bahsedeceğiz. 4 aşamada bitireceğiz. Şimdi her x noktası için bir tane px belirleyeceğiz. Burada şu karışmasın. Biz px'imizi oluştururken eğitim verisini kullandık. Px'i oluşturduk. Ama Px'i daha değerlendirmedik. Px'i değerlendirirken neyi kullanacağız? Doğrulama kümesinden bir veri alacağız. Onun olasılığıyla bir tahmin yapacağız. Diyeceğiz ki işte Px için işte 0.07 girecek mesela. Oradan. Ondan sonra oradaki işte epsilon değerlerini deneyeceğiz. Önce minimumundan başlayacağız. Px'in maksimumuna kadar epsilon belli aralıklarla epsilonları deneyeceğiz. Bakalım hangi epsilon bizim için iyi çalışıyor? Eşit değeri. Hangi eşit değeri bizim için iyi çalışıyor? Eşit değerinin oluşturduk. Eşit değerinin iyi çalışıp çalışmamasında artık bu F1 dediğimiz F1 dediğimiz skorla belirleyeceğiz. F1 skoru en büyük olan epsilon en güzel epsilon olacak. F1 skoru en düşük olan epsilon en kötü epsilon olacak. Burada da söyleyebilirsin. Burada da kodu var. Bir sürü x'in var. Şimdi x diye bahsettiğim şey doğrulama kümesindeki doğruluk kümesindeki bütün noktalar için bakıyorum. Bir tahmin yapıyorum. Ondan sonra o tahminler gibi şunun üstünde kalanlar anomalidir, bunun altında kalanlar, altında kalanlar anomalidir, bu değerin altında kalanlar, üstünde kalanlar da anomali değildir diyorum. Her x noktası için px belirliyorum, bir tane vektör yapıyorum kendime. Şurada daha açık o aslında. Kendime şurada vektör yapıyorum. Evet, oradaki değerleri minimum ve şu anda çalışıyorum, maksimumu buluyorum. Okay, ondan sonra diyorum ki o minimumla maksimum arasında oynayan değerlere göre bir epsilon belirleyeyim. Öyle halkalar vardı ya, o halkaların koyabileceğim halkaların yarı çapı
diyelim. Hadi bu biraz yuvarlak çıkmış. Ha, arttır o halkaları çiziyorum. Sonra diyorum ki bu halkalardan hangisini seçeyim? İşte F1 skoruna baka baka seçeyim. Önce birinci halkaya bakıyorum, F1 skoruna bakıyorum. Tamam diyorum, bunu bakayım. Sonra ikinci halkaya bakıyorum, onun F1 skoru daha yüksek çıkıyorsa en iyi F1 olur diyorum, onu işaretliyorum. Devam ediyorum, böyle devam ederek de en büyüğünü alalım. En iyi F1 kimse, F1'ın en iyi olan epsilon kimse, ona işte best epsilon deyip budur diyorum, eşit değerim, aradığım eşit değeri budur diyorum. Tam kesinlik değil işte. Kesinlikle hassasiyet arasında bir şey. Yani onu ondan kaçındık aslında. Tam kesinlikle ilgilenmiyoruz da tamamen. Biraz kesinlik, biraz şey hassasiyet var. Olsun diye. Önceki sunumlarda aşırı bilgi, eksikliği, yoğurtasını bulmaya çalışmış. Onunla ait mi anladın? Yok, kesinlikle. Yok. Senin tahmininde doğru sınıflandırmış mısın? Yani doğruya doğru demiş misin, yanlışa yanlış demiş misin diye bir skor var. Yani sen şey de yapabilirsin, kanserli olmayan, mesela kanserli ha, en çok o konuda var. Adam kanserlidir ama sen sağlamsın deyip geri gönderirsin. Bu bir hatadır. Ha. Bir de mesela doğruya yanlış mı, yanlışa mı doğru? Yani o skoru tutmak için bir kullanılan bir şey. Popülasyonda gerçekten yani, kanserli mesela, olan evet. İtibari çok düşük. Yani 1000 kişiden biri. Ama senin eğer şey... herkese hasta değil deyip de gönderebilirsin. Tam bir kişiye... şöyle anlatılıyor. Mesela %98 başarıyla çalışıyor diyorsun. Ama zaten data setin içinde %2 kanser. Sen diyorsun ki 100 kişiden 2 kişiyi... Zero değilsin diyorsun. Diyorsun. Bu senin aslında bir bakış açın. Ama senin bu orada bulman gereken bu data setin içerisindeki %2'nin kaç oranda doğru buluyorsun? Hani 100 kişiden 2 kişiyi kaç oranda doğru buluyorum? F1 skoru sana bunu veriyor. Şimdi F1 herkes anladıysa geçiyorum. Şimdi incelediğimiz örnekte önce dedik ki model buluyoruz. Ben onu B2N diye işaretledim ki daha sonra 11 niteliğe bakacağız. Bir de orada olayı özetleyeceğiz. B2N'nin modelini buluyoruz. İki boyutlu verinin modelini buluyoruz. Sonra bu modeli koyup en iyi bu modeli koyuyoruz. İşte niteliklerimizi koyuyoruz. Tepki süresi, akış hızı. Bir de tabii elimizde etiketler var. Etiketlerden kastımız anomali olup olmadığını veren vektör var orada. Onu koyuyoruz. O da bize çok güzel buradan epsilon'un eşit değerimizi seçiyor ve diyor ki işte bu 9 yaklaşık olarak 9 çarpı 10 üzeri eksi 5'te eşit değerini koyarsan senin için iyi olur diyor. Devam edelim. Anomali bulma fonksiyonumuzu hatırlayalım. Orada mesela sorular olmuş. Model işte epsilon bunlar nedir? Artık modelimizi epsilonumuzu bulduk. Modelimizi yaptık. Epsilonumuzu bulduk. Verimiz var. Her şey tamam. Anomali bulmaya hazırız. Ve 307 veriden 6 tanesi anomali olarak çıkıyor. Bunu da doğrulama kümesinin sonuna koymayı bulmuyormuşlar. İşaretlersek de bu şekilde gözüküyor. Şimdi bu gördüğümüz, şu anda baktığımız, ilk başta aldığımız, test etmeye çalıştığımız, anomalileri bulmaya çalıştığımız veri seti. Burada hatırlarsanız epsilon seçmeye çalışıyorduk. Hangi epsilonu seçtik diye. Epsilonu seçtik. Sonra da dedik ki epsilon dışında kalanlar anomalidir. Epsilon içinde kalanlar gayet güzel çalışıyorduk. Bu herhalde en anlaşılır şekil bu. Aynen. İki tane niteliğe göre yapmış. Ya ona bak. Bildiğim kadarıyla ona bakmıyoruz. Yani ikisinin kombinasyonu. İki bakışlarca bir sürekli gözlem var. O aslında bir yolluk bahçesi şey gösterim olarak görüyorsunuz. PDF yaparak değil mi? Distribution parçası. O aslında senin aslında bir dağılımın üstünde olduğu için. Son olarak da modelimiz bunların daha şükürlü alması. Modelimiz bunların, evet. Aslında şöyle düşünebilirsin. İki boyutlu Gaussian gibi, normal dağılım gibi düşünebilirsin. Ama işte burada kolay olsun diye, hiç o şeylere girmeyelim diye, matris bilmem ne
malzemelere girmeyelim diye söylemedik. Burada sadece iki boyutlu, iki tane Gaussian'ın çarpımı olarak verdik. Ama normalde şunu sorabilirdiniz yani. İki tane probability var, çarpıyorsunuz. Bunlar yeterince bağımsız mı da çarpıyorsunuz acaba diye. Ya algoritma aynı ama nitelik sayısı artınca, işte bir sayısı artınca daha güzel
tane veri yüklesin ediyoruz tahmin etmeye. Hani o biraz kafamı karıştırdı. Etlenmiş ve de en başta iki veriler oldu. İki tane veriyoruz. Evet. Birincisi bizim, yani o ayrı bir konu, aslında onu da konuşacaktık ama gene böyle vaktimiz kaldı. Evet, bir eğitim verimiz var. Aslında orası da önemli bir nokta. Şeyi nereden seçeceğiz, verimizi nasıl seçeceğiz? Bir eğitim verimiz var. Bazen eğitim verisinin içinde oluyor bizim anomali, bulmak istediğimiz anomaliler. Bazen de ayrı test seti oluyor. Bu değişebilir. Biz şey olanı seçtik. Eğitim verimizin içinde aradığımızı kabul ederek seçtik. Evet. Sayı 10 mu? Sayı 10 mu?
tane şey gözlemci sistem oluyor. Mesela şöyle çünkü DBA'nin, yani sistem DBA'nin monitör kontrol oluyor. Monitör kontrolü bu 117 makine için kontrol işareti çalışıyor. Yani direkt işleri kesen bir şey değil. 117 makineyi inceliyor. Çünkü adam her bir makineyi teker teker gezmek yerine öncelik olarak 117 makine yapıyor. Ya da işte bir işlemi sürekli her işlemi incelemek yerine ona bir örnek çıkartıyorlar. Daha küçük datayla, yani daha küçük operasyonla müdahale edebilir. Başka soru yoksa benden sonraki artık...